Değerli kardeşlerimiz sorularla İslamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Kürtaj cinayet mi? Evet. Kürtaj bir cinayettir. Ve biz bu cinayete fetva vererek ortak olmaktan kesinlikle uzak durmalıyız. Konuyu kısa kısa soru cevap şeklinde özetlemek gerekirse birinci soru şöyle. Cenine ruh ne zaman üflenir? cenine ruh üflenmesi hakkında Buhari ve Müslim gibi muhteber hadis kitaplarında rivayet edilen hadislerde farklı süre ifadeleri vardır. 40. gün, 41. gün, 45. gün. Sonra rivayeti de 3. 40 günden sonra rivayeti de mevcuttur. Bu sebeple o hadislere dayanarak süre belirlemek kesin olmaz. Ayrıca ve daha önemlisi ruhun üflenmesiyle canlı olmak arasında bir ilişki yoktur. Bu ruh can vermek, canlandırmak manasında değildir. İnsanın ilahi, Allah'tan gelen ve insanları ona çeken bir manevi, ruhi unsura sahip olması manasındadır. Bizim ruh dediğimiz her birimize ait olup öldükten sonra da yaşamaya devam edecek unsurun adı Kur'an dilinde ruh değil nefistir. Allah Teala kitabında insan yaratılışının aşamalarını kudretinin bir delili olarak açıklarken bu ruhun üflenmesi olayını da aynen ayette zikretmiştir. Ne zaman üflendiği konusunu ise hadiste açıklamış. Fakat en azından Bukhari'deki rivayet ile Müslim'deki rivayet arasındaki önemli fark alimlerin farklı sonuçlar çıkarmasına sebep olmuştur. Ama süre ne olursa olsun Ruhun üflenmesinden önceki dönemde insanın kısmen oluşmadığını söylemek de yanlış olur. Daha önemlisi bu dönemde mevcut oluşumu öldürmenin caiz olduğunu söylemek ve bunu bu hadise dayandırmak da asla doğru olmaz. Hadisten böyle bir hüküm çıkarılamaz. Peki ikinci soru. Peki size göre ceninin ruh üflenmeden önce kürtaj caiz midir? Caizse hangi şartlarda ve hangi durumlarda caiz olur? Cenin canlıdır. Doğduktan sonra genetik ve biyolojik olarak nasıl bir insan olacağı daha embriyo ve zigot halindeyken bellidir. Cenini öldürmek insan öldürmek demektir. Sadece doğmadan önce öldürüldüğü için dünyevi cezası daha hafiftir doğduktan sonra öldürmeye göre. Üçüncü soru. Peki cenine ruh üflendikten sonra kürtaj caiz midir? caizse hangi durumlarda? Önce bile hani ruh üflenmeden bile cenini yok etmek caiz olmadığına göre ruh üflendikten sonra asla ve kesinlikle caiz olmaz. Peki dördüncü soru. Evlilik dışı bir ve gayrimeşru yollarla eğer bir cenni oluşmuşsa alınabilir mi? Ha böyle bir ilişkiden meydana gelen çocuğun suçu ve günahı yoktur. Dolayısıyla öldürmeyi hak etmemiştir. Öldürmek cinayet olur. Ona sahip çıkıp iyi bir insan olması için gerekeni yapmak yakınların veya devletin vazifesi olur. Peki bir soru daha. Gebeliğin devamında anne için kesin hayati tehlike varsa gebeliği sonlandırmak caiz olur mu? Bu soruya genellikle evet diye cevap verilmiştir. Çünkü anne hayatını kesinlikle riske attı söz konusudur. Özetle cenin anne rahmine düştükten sonra meşru bir mazeret olmadıkça asla alınamaz, hayatına son verilemez, kürtaj bir cinayettir. Hiçbir anne ve baba, hiçbir doktor ve sağlıkçı yani hiçbir kimse bu cinayete ortak olamaz ve asla olmamalıdır.